ve kainatın övüncünden, peygamberlerin imamından, kainatın ebedi imamından, mahşerin sultanından, derzahın sultanından, yeryüzünün efendisinden, kıyametin büyüğünden, mahşerin ebedi imamı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Gökte nice melekler vardır ki onların kıyamete kadar sadece tek tesbihleri Muhammed Resulullah'tır Aleyhisselam. Allah bazen öyle yaratır ki, öyle acayip yaratır ki bütün güzellikleri onun üstünde toplar. Tıpkı Hazreti Ali'nin söylediği gibi, bir gün baktım Allah Resulü Aleyhisselam'ın mübarek yüzüne, bir de aya baktım. Vallahi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü aydan, dolunaydan daha da beyazdı diyecek. Bütün güzellikleri kendinde toplamıştı. Medine'deki zat, büyük imam, peygamberlerin büyüğü, salat sana, selam sana, fedake bi ebi ve ummi, sahabenin dediği gibi babamız anamız sana feda olsun, biz seni o kadar çok seviyoruz ey Allah'ın Resulü, benim peygamberim bana annemden çok daha merhametlidir, benim peygamberim namaz kılarken, secdedeyken ümmeti ümmeti ya Rabbi ümmetime merhamet et derdi. Benim ümmetimden niye anneden daha merhameti söyleyeceğim? Unutmayın bunu. Benim peygamberim Allah'a yalvaracağı zaman, ya Rabbi ümmetimden bir tanesi cehennemde kalırsa bilesin ki Muhammed razı olmayacak diyecek. Böylesine seviyordu ümmetini. Mahşer öyle bir an olacak ki anne bile evladından kaçacak, biliyor musunuz? Evlat bile annesinden kaçacak. Acaba oğlum benden şikayetçi olacak mı? Acaba annem benden şikayetçi olacak mı diye. Ama Hazreti Muhammed göğsünü açacak. Helummi ileyye, bana doğru geliniz diyecek. Bu yüzden peygambere Kur'an alemlere rahmet diyecek. Bereket diyecek, tasvir edecek, anlatacak. Peygamber size annenizden daha yakındır. Daha da rauftur, daha merhametlidir. Allah-u Teala onun bereketinden bizi mahrum etmesin. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam mescittedir, namaz kılmaktadır. Oradan sahabe-i kiram geçmektedir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da namaz kılmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzurunda melekler vardır. O her an meleklerle zaten beraberdir ama Allah dilerse görünürler. Nasıl görünsünler ki? Bazen sahabesine derdi ki siz önümden yürüyün, önümden. Arkama melekleri bırakın. Onlar arkamdan geleceklermiş dermiş. Hazreti Peygamber sürekli meleklerle beraber. Kalp meleklerle, kalp melekleşiyordu, tertemizdi. Belki melekler Muhammedleşiyordu Aleyhisselam. Ne ya? Öyle ya. Oturuyor Hazreti Peygamber, namaz kılmakta, zikir çekmekte. Herkes Allah'ın Resulüne selam veriyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlar, geçiyorlar. Biri daha selam verince meleklerden biri der ki ey Allah'ın Resulü, şu selam veren şu zat kim acaba? Şu güzel yüzlü olan. Hazreti Peygamber buyurur ki o benim damadımdır, Osman'dır o. Melekler der ki öyle mi? Osman o mu diyecek? Hazreti Peygamber taaccüp içinde şaşırır. Evet der, o Osman'dır. Subhanallah derler. O Osman o mu hakikaten? Evet. Melekler bir an toparlanmaya başlarlar. Hazreti Osman'ın etrafında. Göremiyor Hazreti Osman. Bilemiyor Hazreti Osman. Melekler ona bakıyorlar böyle hayret makamı içerisinde. Allah'ın Resulü hayret eder. Derler ki meleğe, niye siz bu kadar şaşırdınız Osman'ı görünce? Derler ki ey Allah'ın Resulü, semadaki melekler sizin bu damadınız Osman'dan çok bahsediyorlar. Onu çok övüyorlar. Bu zat Allah'ın katında çok kıymetliymiş, çok şerefliymiş diyecekler. Öyle övecekler. Eniyellekum. Ne mutlu sana. Ey Baki kabristanının, Medine mezarlığının, Cennetul Baki'nin büyüğü. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın rüzgarına dokunan,
Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının dokunduğu toprak kalktığında yüzüne gelen, ey Hazreti Peygamber Aleyhisselam ağladığında ona bir mendil olan, ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam hüzünlendiğinde onunla hüzünlenen, ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dertlendiğinde onunla dertlenen, ey büyük sahabi. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselam namazdan çıkmıştır. Yanına bir cenaze gelir Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Bir cenaze gelir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu cenazenin namazını kılmaz. Cenazeyi kılmaz. Allah'ın Resulü Aleyhisselam sırtını döner, bu cenazeyi kılmaz, evine gider. Sahabe hayret eder. Derler ki Allah'ın Resulü namaz kılmadı. Allah'ın Resulü bu cenazeyi kılmadı ve kıldırmadı. Herkes hayret eder. Hazreti Peygamber ağır adımlarla evine doğru giderken sahabenin büyükleri derler ki, ey Allah'ın Resulü, buraya bir cenaze getirildi fakat siz cenazeyi kılmadınız, namazını kıldırmadınız. Bu sizin yaptığınız bir adet değildir. Siz rahmet üstüne rahmet okursunuz onlara halbuki. Hazreti Peygamber ne der biliyor musunuz? Niye namazı kıldırmaz biliyor musunuz? Hazreti Peygamber der ki, bu adam, bu ölen bu adam Osman'dan nefret ederdi. Osman'dan buğz ederdi. Ben namazını kıldırmaya geldiğimde Cebrail de önüme geçti. Sen bu adamın namazını kıldıramazsın dedi. Niye dediğimde, bu adam kalbinde Osman'a bir nifak besliyordu. Ki Allah Osman'ı sevmeyeni sevmez ya Resulallah dedi. Allah müsaade etmiyor, sen bu adamın cenaze namazını kılamazsın dedi. Allah Osman'ı sevmeyeni sevmez ya Resulallah. Ki ben de cenazesini kılmadım ve kıldırtmadım. Öyle diyecek Hazreti Peygamber. Allah Osman'ı sevmeyeni sevmez. Ben Osman'ı sevmeyenin cenaze namazını kılmam ve kıldırtmam dedi. Biz onu çok seviyoruz. Ümmet şahit olsun ki biz onu çok seviyoruz. Biz onu çok seviyoruz. Benim bir kardeşim var. Daha 17-16 yaşında. Onun da adı Osman. Bizim her birimizin ailesinde bir Osman vardır. Bir Ali vardır. Bir Ömer vardır radıyallahu anh. Biz onlardan dolayı bu isimleri koyarız. Bizim kardeşlerimizin adı Hasan'dır. Hazreti Hüseyin'dir. Biz onları bu kadar çok seviyoruz. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bir Muharrem ayına sığmayacak kadar büyüktür. O yüzden isimlerimiz Hasan'dır ve Hüseyin'dir. Biz onları bu kadar çok seviyoruz. Allah onların bereketinden bizi mahrum etmesin. Ehl-i Beyt çok şereflidir. Ehl-i Beyt çok büyüktür. Hazreti Fatma çok şereflidir. Onların evlatları çok büyüktür. İmam Cafer-i Sadık çok büyüktür. İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi bir zatı yetiştirmiştir. Böyle büyük bir alimdir. Onun sülbünden, neslinden, zürriyetinden gelenler. Biz onlara hep dua ederiz. Deriz ki ya Rabbi, onların şefaatinden bizleri mahrum etme. Ya Rabbi, onların bereketinden bizi mahrum etme. Amin. Biz hep öyle dua ederiz. Öyle dua edeceğiz inşallah. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kendisi anlatmaktadır. Buyuruyor ki, ben Miraç'a çıktığımda, bir gün özel anlatırız nasipse inşallah Miraç gecesini. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ayeti kerimelerini. Allah Resulü Aleyhisselam bir gece içerisinde Kudüs'e götürülecek Mekke'den. Kudüs'ten semaya yükselecek. Orada Hazreti Peygamber özel haller yaşayacak. Allah'ın Resulü orada Yüce Allah'ın çok rahmetine, efendim tecellilerle mazhar olacak. Hazreti Peygamber orada Aleyhisselam Miraç günü 5 vakit namazın farz oluşuyla gelecek. Namazla gelecek. Hazreti Peygamber Bakara suresinin son ayetlerini Amene Resulü'yü alacak. Peygamber kendine vahyolunana iman etti. Allah'ın bir olduğuna, peygamberlere, meleklere, kitaba
peygambere indirildi ve müminler de iman ettiler, her biri tasdik ettiler ayetini alacak, gelecek. Özel bir bahis konusudur Miraç. Bir gün nasipse anlatırız inşallah. İnşallah. Ama oradan bir manzara anlatıyor Hazreti Peygamber aleyhisselam Miraç gecesi. Buyuruyor ki, ben diyor bazı katlarda semada yükseklerde gezinirken orada Osman'ı gördüm ben diyor radıyallahu anh. Hazreti Osman'ı gördüm. Baktım ki Hazreti Osman böyle yüksekte bir ama değişik bir kimsede olmayan bir ev gibi çok hoş bir kulübe gibi bir yerde bir mertebede onu otururken gördüm. Hayret ettim. Çok ilgimi çekti. Baktım ki melekler Osman'a hizmet etmekte yarışıyorlar, koşuşturuyorlar. Hayret ettim. Cebrail'e dedim ki, ey Cibril, Osman dedim, hangi ameliyle buralara gelmeye Allah ona nasip etti? Osman'ın ne ameli vardı? Bana şöyle söyledi Cebrail, ben kendimi sorgulayacağım, siz de kendinizi sorgulayınız. Bakalım bu amellerde kaçı bizde var? Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Osman her gün, yani Ramazan'ın da haricinde her gün oruç tutar. Bütün yılını oruçlu geçirir. Bütün geceleri teheccüd namazına kalkar. Ey Allah'ın Resulü, Osman sürekli fakir doyurur. Ey Allah'ın Resulü, Hazreti Osman sürekli fakirleri giydirir ve onlara yedirir. Ey Allah'ın Resulü, Hazreti Osman çok İhlas suresini okur. Hani pazartesi anlatmıştık ya İhlas-ı Şerif'i. İhlas suresinin özelliklerini, güzelliklerini, Yüce Allah'ın büyüklüğünü, azametini. Yüce Allah'ı çok över. Bir de Osman'ın bir şeyi daha vardır ki o herkese olamaz. Hazreti Peygamber Miraç'ta. Nedir o deyince? Der ki Hazreti Osman kalbinde herhangi bir mümine karşı ufacık nifak beslemez. Hiçbir Müslümanın aleyhinde konuşmaz. Bu herkesin başaracağı bir amel değildir. Biz ne çok birbirimize gıybet yapıyoruz. Güya oruçluyuz. Sürekli ağzımızda affedersiniz domuz eti geziyor sanki. Ölü et yiyoruz sanki. Kur'an öyle diyor. Birbiriniz aleyhinde konuşmayın. Ölü eti, insan eti yemeyi, kardeşinizin etini yemeyi hoşunuza gider mi? Tiksindiniz değil mi diyor Kur'an. Gıybet etmek. Ölü kardeşini etini yedin diyor Hazreti Peygamber. Sen onu etini yedin, rahatsız ettin onun aleyhinde konuşarak. Konuşma aleyhinde. Yanlışı mı var? Sen ona daha çok duacı ol. Vallahi ben hayatımdaki en büyük prensibim, bir insanın 99 tane kusuru varsa ben onun bir tane olumlu tarafına bakarım. 99 kusurunu görmemezlikten gelirim. Niye göreyim? Tenkit etmekle kim bir yere gelebilmiş ki? Ben geleyim ki sen gelesin. Ne faydası var? He? Ne kıymeti var? Ne kıymeti var? Hiçbir kıymeti yok. Birbirimize merhamet etmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Bu adamın ne çok yanlışları var. Bu adam olamaz ki. Peki ben mi sen mi adam olduk? Onu hakir görmekle mi ona iyilik yapıyorsun? Vallahi ben bir kardeşimin günaha girdiğini gördüğümde ben ondan asla sırtımı dönmem. Ona bir dua ediyorsam 10 defa daha dua etmeye başlarım. Aynı kıbleye dönüyoruz. Aynı peygamberin ümmetiyiz. Ayrımlar insanları yol ayrılıklarına götürürken ümmeti felakete götürür. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı o kadar temizdi ki, o kadar nezihti ki, birinde bir hata görseler, birinde bir yanlış görseler, kendilerine ağlarlardı sahabe-i kiram. O kadar şerefli onlar. Niye biliyor musunuz? Derlermiş ki ben iyi olsam bu böyle olmazdı çünkü. Hazreti Peygamber Miraç'ta böyle gördüğünü, böyle şeyler hissettiğini anlatacağım.